Bir zakon üreticisi kalktı, denesin Yesus'u da dedi. Üretici, ne yapayım ki diveç yaşamak edeneyim? İsus dedi, ne var yazılı zakonda? Nasıl okuyarsın? O cevap etti. Seversin sahibi Allah'ını bütün yüreğinle, bütün canınla, bütün kuvvetinle hem bütün aklınla, hem seversin yakın olanını nice kendini. İsus dedi ona, doğru cevap ettin. Yap öyle de yaşayacaksın. Ama o istedi kendini doğrultsun da İsus'a sordu. Kimdir yakın olanım? İsus yeniden laf etti da dedi. Bir adam Yeruşalim'den Yeriko'na giderdi. Haydutların eline düştü. Onlar onu soydular, düğüp yarı yolu bıraktılar. Sonra gittiler. Rastgele bir papaz o yoldan geçerdi. Onu görüp yolun öbür tarafına geçti. Hep öyle bir Levi'li oradan geçerdi. Onu görüp yolun öbür tarafına geçti. Ama bir Samaryalı bu yoldan geçerken yaklaştı, onu görüp canı acıdı. Yanına geldi, zeytin yağı hem şarap döktü, da yaralarını bağladı. Sonra bindirdi eşek üstüne, götürdü bir konak evine, da zahmet güttü ona. İkinci günü açan yollandı. Çıkardı iki dinar da verdi konak evinin çorbacısına deyip, bakasın onu, ne harcayacaksın tazeyde, dönmemde ödeyeceğim sana. Kim bunların üçünden sayarsın? Haydutların eline düşmüşün yakın olanıydı. O cevap etti. O, kim yardım etti ona? O zaman İsus cevap etti. Git sen de öyle yap.